ve siyasetin sıcak gündemini konuklarımızla değerlendirmeye başlayalım. Bugün iki çok kıymetli konuğumuz var. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Cüneyt Akalın ve avukat Sayın Serkan Toper. Sayın Toper, Sayın Akalın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Toper, sizinle başlayalım. Aslında dün akşam da üstüne bir hayli değerlendirme yaptık. Ayın 18'i ile ilgili bir tartışma oluşmuştu. HDP'yi ayın 18'inde, yani Çanakkale Zaferi'nin ve Afrin Zaferi'nin yıl dönümünde ziyaret edeceğine dair bir bilgi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkiler sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi bir güncellemeye gitti. CHP kaynakları bu görüşmenin 17'sinde, yani bugün gerçekleşebileceğini açıklamışlardı. Ancak öyle olmadı. Dün akşam saatlerinde HDP'den gelen açıklamaya göre program yoğunluğu nedeniyle bu görüşme ileri bir tarihe ertelendi. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüşmenin neden ertelendiği sorusu yöneltildi. Ve CHP lideri dedi ki onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız. Bu neye işaret sizce? Şuna işaret ki HDP altılı masaya tamamen bir tahakküm, altılı masa üzerinde bir tahakküm kurmak istiyor. Ve bununla alakalı da taleplerini gerek milletvekilleri gerekse genel başkanları vasıtasıyla sürekli kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şimdi çok ilginç bir cümle sarf edildi. Türkiye'nin yeni yüzyılda tekrar inşası noktasında HDP öncü rol oynayacaktır cümlesi. İşte bizim aylardır anlatmak istediğimiz buydu. Biz bunu anlattıkça HDP siyasi bir parti değil mi? HDP seçmeninden oy istemek ayıp mı, günah mı? Ne yapalım, HDP'yi şeytanlaştıralım mı? Ne yapalım, HDP seçmeni oy kullanmasın mı? Bir cumhurbaşkanı adayının gidip HDP ile kucaklaşmasında ne var ki? Bizim aylardır anlattığımız şuydu. Bunlar size niçin kucaklaşmak istiyorlar sizinle? Kayıtsız şartsız mı kucaklaşacaklar? İşte HDP'li vekil, yok öyle bir dünya. Herkesin bir şartı var. Yeni yüzyılla alakalı bizim de istek ve taleplerimiz vardı. Bu istek ve talepler ortak mutabakat metninde karşılandı. Bu sefer dediler ki senin masandaki toplasan oy oranları benim kadar yapmayan 5 parti birer bakan, birer cumhurbaşkanı yardımcısı alıyor. E tabii haliyle benim de alıyor olmam lazım. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı birkaç da bakanlık alıyor olmam lazım dediler. Yani Millet İttifakı şu an kolunu kaptırmış durumda. Çünkü HDP'nin kurumsal desteği olmadan bir seçim kazanma ihtimalleri olmadığı için de HDP Sayın Kılıçdaroğlu'na muhtemelen en altından şunu yollamıştır. Bir nezaket ziyareti beklemiyoruz. Şartlarımızı çok net biliyorsun. Geldiğinde bununla ilgili garanti istiyoruz. Hele bir seçimi kazanalım. Bize güveninle bu işler olmaz dediler. Hele bir seçimi kazanmadan önce tüm kamuoyuyla şeffaf şekilde muhtemelen taleplerini Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar ettirecekler. 2-3 bakanlık pazarlığı yapacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yapacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu da bunları kabul edip etmeyeceğini de hep birlikte göreceğiz. Ha, ortak mutabakat metninde Banu Hanım kabul ettikleri şartları hep birlikte gördük. Evet. Çok net ve altılı masada da bu konuda bir fikir ve eylem birlikteliği var. Bu konuda en ufak bir rahatsızlık yok. Şimdi konu HDP kaç bakanlık alacak? Cumhurbaşkanı yardımcılığı alıp alamayacak mı? Onlara bakacağız. Peki. Sayın Akalın, sizinle devam edelim. 18 Mart'tan neden geri adım atıldı? Bu yaşananlar size ne düşündürtüyor? Buyurun. Şimdi efendim görüşme olduktan sonra 18 Mart'ta olmuş, 17 Mart'ta olmuş, 15 Mart'ta olmuş filan. Hakikaten yani 18 Mart şehitlerinin kemiklerini sızlatacak olan şey görüşmenin yapılıyor olmasıdır. Yoksa 18 Mart'ta yapılmış, 19 Mart'ta yapılmış. Yani bunun şeysi, özü itibariyle hiçbir şeysi yok. Onun için çok tamamen şekli şeyler olarak görüyorum. Biraz böyle kamuoyunu, ne derler, kamuoyunu oyalama taktikleri herhalde. Ondan sonra esas olan nedir? CHP'nin HDP ile birlikte bu pazarlıklara maalesef açık hale gelmesi ve biraz önce değerli konuşmacının da belirttiği gibi inşallah iş hakikaten bakanlık şeylerine, pazarlıklarına kadar gelmiş midir, değil midir falan. Onlar artık bu ne kadar dereyi görmeden paçayı sıvamaktır. O da üzerine durulması gereken bir nokta ama her neyse bunları tartışıyor olmamız bile aslında
HDP'ye verilmiş olan primlerdir. Hı hı. HDP'nin kazanımlarıdır deyim yerindeyse. Çok üzücü bence. Hakikaten tekrar ediyorum, 18 Mart'ta ya da 19 Mart'ta yapılıyor olması hiçbir önemi yok. Peki. Önemli olan HDP, CHP arasındaki bu siyasi pazarlıktır. Son derece sakıncalıdır. Evet, az önce üzücüdür. Serkan Toper'in de işaret ettiği açıklamaların da altını çizmekte fayda var. Örneğin HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, küçük ortakların ne gibi kazanımlar elde ettiğine vurgu yaptığı açıklamasının sonunda HDP'nin ne kadar büyük bir oy oranına sahip olduğuna vurgu yaptı ve yok öyle dünya diyiverdi. Sezai Temelli ise bundan sonraki süreçte yeni Türkiye'yi oluştururken HDP'nin başı çekeceğini vurguladı. Bu açıklamalar peki sizce nasıl okunmalı Sayın Akalın? Buyurun. Eyvallah, hakikaten bunlar bir propaganda, böyle bir müthiş bir kara propaganda saldırıları diyelim. Eğer yeni Türkiye'ydi HDP kuracaksa yandık vallahi. Şey mi yapalım bize? Sığınmacı, tövbe estağfurullah. Yani hakikaten bunlar... Sezai biraz... Temelli diyor ki daha birkaç gün Almanya'da PKK ile başı Abdullah Öcalan'a selam gönderdiğini de hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Yeni sürecin inşasına HDP olarak öncülük edeceğiz. Buyurun. Yani şimdi... Hakikaten bu bir şey, bir propaganda savaşı. Yani öyle bir gürültü patırtı falan kopartılıyor. Ortam biraz tabii buna müsait bir ortam yaratıldı. Ondan sonra Sezai Bey de orada atıp tutuyor. Ondan sonra fakat hakikaten şey yok. Ne diyeyim ben, yani o olacak şey değil bunlar. Yeni Türkiye, 21. yüzyıl, yepyeni bir dünya falan, bütün bunların arayışı içinde Sezai Bey bir şeyler söylüyor ama biraz önceki noktaya geliyoruz. Hakikaten önemli olan bu ortam yaratıldı ne yazık ki. Ne yazık ki bu pazarlık ortamı yaratıldı. Bir pazarlık ortamı zaten HDP'nin istediği bir şeydi. O da bu fırsattan istifade sağa sola gol atmaya çalışıyor. Ama hakikaten biraz şu daha temkinli olmaları ben öneririm naçizane. Çünkü yani olacak şey değil bunlar. Bunlar hakikaten biraz da insan, bazen konuşmacılar abartırlar ondan sonra, ama çok abarttığınız zaman da komik duruma düşersiniz. HDP ben ayrıca bütün bu anketler manketler falan işte hala %10'larda dolaştığı iddia ediliyor. Ben bunun da gerçek olmadığını düşünenlerdenim. Ondan sonra bütün bu sürecin HDP'yi ciddi ölçüde yıprattığını düşünenlerdenim. Ama her neyse, bunu şey içinde göreceğiz. Yani fazlalık yapmanın anlamı yok. Bekleyip ancak, göreceğiz. Evet, yani çok da göreceğiz. Çok uzun süre ama, kalmadı zaten. Evet, çok kısa bir süre sonra. Işte şapka çıkacak, kel düşecek de görünecek derler ya, öyle olacak. Öyle olacak. Serkan Bey, aslında dün de konuştuk. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu'nun açıklamaları vardı. Ülkücü tabanın, en azından İYİ Parti'ye sempati duyan ülkücü tabanın nasıl bir pozisyon alacağını sorguladığımız bir bölümümüz de vardı dünkü yayında. Bugün sabah İYİ Parti teşkilatından pek çok ismin malum gerekçelerle istifa ettiği haberleriyle uyandık aslında. Devamı gelir mi? Ne öngörüyorsunuz? Yani İYİ Parti siyasi hayatta bir mücadele veren parti. Elbette ki siyasi partilerin güçlerini koruyabilmeleri, birlik bütünlüklerini koruyabilmeleri Türk demokrasi açısından önemlidir. Lakin sizler Türk milliyetçiliğini iktidara taşıyacağım söylemiyle yola çıkıp geldiğiniz noktada HDP'nin yeni yüzyılı inşa edeceği bir projenin parçası haline geldiyseniz, artık kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan insanların o parti içinde görev almaları mümkün olmamalıdır. Bu işin doğasına uygun olandır. Bakınız, yeni yüzyılın inşası süreciyle ilgili HDP şöyle diyor. Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi mücadelesinden ibarettir diyor. Şu an bu ülke Kürtlerin vatanı değil midir? Burada kastedilen şey Türk egemenliğini tartışmaya açmaktır.
milli devleti tartışmaya açmaktır ve öz yönetim dedikleri özerk Kürdistan taleplerini kamuoyuna ve mensubu oldukları altılı masaya, dolayısıyla tüm Türkiye'ye dayatmaktan ibarettir. Canı pahasına orada teröre karşı mücadele eden koruyucu vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimiz, onların hepsinin yargılanmasından bahsediyoruz. Bu koruyucularımız bizim Kürt kökenli değil mi? Evet. Kürt kökenli, vatanını, bayrağını, devletini seven, en az bizim kadar seven insanlar. Bunları yargılamaktan bahseden bir anlayış. Herkesin siyasi ihtirasları olabilir, herkesin siyasi hedefleri olabilir. Bazen kişisel ihtiraslarımız, ben bunu olağan karşılayan biri olmamakla birlikte, velev ki siyasi ihtiraslarımız da var. Ya arkadaş, bu kadar da olmaz. Bu değil. Bu değil. Her cümlede İYİ Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımız şu soruyu soracaklar. Evet, Serkan Toper de Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la aynı ideolojiyi paylaşmıyor. Ama ve lakin biz bu vatanın evlatlarıyız. Sayın Erdoğan bir atanmış değil, AB'den, Brüksel'den, Washington'dan atanmadı. Milli iradeyle, yani vatandaşlarımızın %52'sinin oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi. O %52'nin içinde ben de varım Banu Hanım. Niçin varım? Niçin varım? Çünkü tam bağımsız lider Türkiye dediği zaman bir lider, evet, onun yanında durulur. Diğer taraftan da Brüksel Washington hattında entegre Türkiye adı altında bağımlı Türkiye hayali kuranlar var. Ya her şey önceliklere göre belirlenir. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama öncelikleri iyi belirleyelim. Sayın Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan sonra hangi politikası sizi şu gaflet masasının politikalarıyla aynı hizaya getirebilir? Bununla ilgili öyle bir manşet atmaları lazım ki, Türkiye'de demokrasi yok, Türkiye'de özgürlük yok gibi bu soyut kavramlar üzerinden değil. Yok Hüdapar, yok şu, bunlar değil. Millet Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çok açık. Yani dün sizin yayınınızda gördük. Bir tarafta işte bu demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin, hakikat dediğinde Kürdistan gerçeğinin Türkiye topraklarında kabul edilmesi gerekir diyenlerle hangi gerekçeyle ittifak yapılıyor? Bir tarafta Türk Devletler Teşkilatı zirvesini toplayanlar, bir tarafta açılamaz denen Ayasofya'yı ibadete açanlar, bir tarafta Karabağ azatlığa kavuşturanlar, bir tarafta gece demeden, gündüz demeden milleti için koşturan bir cumhurbaşkanı gerçeği varken hangi gerekçeyle şu talepleri isteyenlere biz oy vereceksiniz veya aynı hizada duracaksınız? Yani bu ülkede altılı masayı oluşturan partiler içinde Deva Partisi'ni bir kenara koyuyor. Ben Deva Partisi'nin bu söylemlerle ilgili en ufak bir rahatsızlığı olduğunu düşünmüyorum. Hatta aynı söylemleri benimsediklerini düşünüyorum. Ya diğer partiler, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerleri, Atatürkçü seçmeni, İYİ Parti'nin milliyetçi seçmeni, Saadet Partisi'nin milli görüş elinden gelen seçmeni. Bunlara nasıl evet diyeceksiniz Allah aşkına? Bu bir siyasi mücadele olmaktan çıkmış Banu Hanım. Bu bir siyasi mücadele olmaktan çıkmış. HDP kuklası olduğu Amerika eliyle altılı masayı sürekli parmak sallayarak tehdit etmekte ve şartlarını kabul ettirmek için yoğun bir çaba harcamak. Cüneyt Bey, sizinle devam edelim mi? Başlık malum. Ülkücü kökenli vatandaşlarımızın ne yapacağı da merak ediliyor. Son yapılan anketlerde de İYİ Parti'den Memleket Partisi'ne ciddi bir kayış olduğu da ortaya çıktı. Siz ne öngörüyorsunuz bundan sonraki sürece dair? Kısa bir değerlendirme lütfen. Evet, yani şimdi ben bilmiyorum, kendi sadece izlenimlerimi şey yapayım. Ben bu süreç içinde Beral Akşener'in puan kaybettiğini düşünenlerdenim. Yani bir güvenilirlik ve hakikaten ona karşı bir ilgi vardı. Üstelik yalpalayan CHP'nin yanı sıra dik duran bir kadın, ondan sonra modern bir siyasi lider falan, öyle bir imajla ortaya çıkmıştı. Ve bu üstelik CHP tabanında falan da çok etkili oluyordu benim gözlediğim kadarıyla. Fakat son çıkışta işte altılı masa, beşli masa, kalkmak, oturmak, bilmem şu falan, bütün bu sürecin şey olduğunu düşünüyorum. Meral Akşener'e
naçizane kendi kanaatim, yani bir şeye güzel, herhangi bir ankete dayanmıyorum ama gözlemlerim böyle. Hı hı. Milliyetçi taban ne yapacak? Hakikaten milliyetçi taban çok önemli. Çok önemli. Üstelik bütün bu medya ortamında en çok saldırıya uğrayan kesimlerin başında geliyor. Ama Türkiye hakikaten, Türkiye Cumhuriyeti milliyetçi bir zemin olmadan, milliyetçi görüşler olmadan, siyasi yönelişler olmadan çok zor durumda kalabilir. Bütün bu kaos içinde. Bütün bu işte bilmem yerel yönetimler, bilmem işte Avrupa şeyleri, Avrupa Birliği telkinleri falan filan. Onun için milliyetçi şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Sorunuza maalesef net bir cevap vermek benim açımdan kolay değil. Kayıyorum ama dolaylı bir cevap vermeye çalıştım. Ben Meral Akşener'in bu süreçte puan kaybettiğini düşünenlerdenim. Peki. Gerisi konusunda başka bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani Memleket Partisi konusunda da yani ne diyeyim, onları da hep işte anketler manketler falan bize söylüyor. Göreceğiz, edeceğiz. Peki. Yalnız milliyetçi hareketin hakikaten şeyi var. Tarihi içinde sınanmış bir siyasi hareket. Çok saldırılara uğramış, inişli çıkışlı falan filan. Onun için onun kendine göre bir tabanı var, önderliği var, yapısı var. Onun kendine göre bir yol çizeceğini. Peki. Ve deyim yerindeyse sağlam duracağını, yani bütün bu şey içinde, türbülans içinde sağlam duracağını, dik duracağını düşünüyorum. Peki. Ve öyle olmasını da diliyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Akalın. Sayın Toper, size tamam. De çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Değerli izleyiciler, şimdi bir aramız daha var. Saat başında buradayız.